Herkese selamlar. Ben Emre. Bugün Mortal Kombat Mobile'ın yeni bir videosundayız, yeni bir bölümündeyiz ve ciddi anlamda hayvani olacağını düşündüğüm, çok güçlü olacağını düşündüğüm bir takım yapacağız ki siz şu an başlıktan görüyorsunuz ne olduğunu. Uzatmadan direkt takıma gireceğim ki biliyorsunuz Mortal Kombat 11 Sub-Zero'yu şöyle bir kere daha özelliğini açacağım. Oradan anlatacağım. Mortal Kombat 11 Team haline getirdiğinizde bu kardeşlerimizi, yani hepsini bir arada bulundurduğunuzda ölümden kurtardığını söylüyor. Burada bakalım nasıl olacak. Şu Ice Clone'la beraber kurtarıyor. Artık patlama falan yaşıyor galiba. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bir bakalım. Yine Berk'in hesabındayım. Berk'e tekrardan teşekkür ederim abi bunun için. Hemen bir şey yapalım. Şöyle ki karşı takım, yani Kung Lao'su biraz sıkıntılı. İyi, Liu Kang'in sıkıntılı olmasından daha iyiydi. Yani Liu Kang güçlü olsa daha sıkıntıydı. Kung Lao'yu yine öldürebiliriz yani diye düşünüyorum tabii, şimdi mal olmayalım da. Her seferinde kurtarabiliyor mu, yoksa her maça, ya her maçta bir kere mi? Bir kereye mahsus mu? Bir tane karakter mi sadece? Onu da göreceğiz. Bakalım ne kadar kurtarabiliyormuş. Merak ediyorum açıkçası bu pasifinin nasıl çalıştığını. İlginç bir şey olacak muhtemelen. Hadi bakalım. Ama gir moruk. Bu arada çok güzel beğeniler geliyor. Bunun için çok teşekkür ederim abi. Devamı gelirse gerçekten çok çok mutlu olurum. Yine dün demiştim ya, böyle bir hani 600-700 arası diye çok güzel bir beğeni atmışsınız. Yine böyle bir patlarsa beğeni, harbiden çok mutlu olacağım. Atıyorsanız da çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun, var olun. Şöyle ki moruk. Dur. Şuna bir geçeyim ben. Bloklayalım. Ice şeyimiz birazdan Frostbite'ımız çalışacak. Çalışmak üzere. Talgat kardeşimi donduracağım birazdan. Tamamla. Heh. %50 ihtimal çalışmadı. Vay anasını be. Öldürme yalnız beni bir saniye. Yani çok da vuruyor aslına bakarsan. Şu Power Drain'i bir atalım abi. Çok güzel bir animasyon bu. 46 95 çok güzel. Oh oğlum ne güzel ya. Aşırı iyi değil mi? Bence bayağı iyi. Oh. Yalnız. Oh. Lan çok hepsinde ayrı bir animasyon var ya, çok hoşuma gidiyor, ne bileyim ya. Bunu 5 kere şey yapmak lazım. 5 kere combo yapmak lazım bununla. O yüzden o zor gibi yani. Yani onu saplaması bayağı zor şimdi. O 5 kere yapana kadar öldü karşıdaki rakip normal olarak. Normal mı? Normal olarak öldü abi. Hadi bakalım bu videoyu 6'ya yetiştirebilecek miyiz? Bence yetiştiririz. Çekilmesi 4.5'a falan gelir galiba video bittiğinde. Renderlanması 5-5.5. Yüklenmesi anana avradın. İnşallah yetişir, dur bakalım sıkıntı çıkmazsa. Güzel. JD iyiymiş bu arada adamın. Scorpion'u yani hani bizimkiyle ortalama aynı. Gerçi bizimkinin saldırısı daha iyi. Berk'inkinin saldırısı bayağı fazla bu arada. Bir karşılaştırmaya bakın abi. 15.000'e 15.000 can. 100 can farkı var ama yaklaşık 3K, 2.1K falan hasar farkı var. Çok iyi. Yani bayağı fark atmış. Sıkıntı yok. Jade öldükten sonra gerisi zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Jade de düz vuruşlarımızı etkisiz hale getiriyor ya, o sıkıntı. Şimdi bizim en güçsüz şu an bu takımda Raiden değil mi? Raiden'ı bir öldürtelim bakalım. Sub-Zero kardeşim kurtarabilecek mi? %'lik bir ihtimali var mı? Orasını bilmiyorum bu arada. Ona bakmadım. İnşallah yoktur yani, %60 kurtarıyor, %70 kurtarıyor falan değildir. İnşallah %100 kurtarıyordur. Bakalım göreceğiz birazdan. Ekstra bir animasyonu var mı onu da bilmiyorum. Göreceğiz birazdan, inşallah vardır. De bir şöyle bir kudururuz. Bunları ilk defa izleyip ilk defa tecrübe edince kuduruyorum abi. Bu arada artık hesapta ruh biriktireceğim. Harcamayacağım ruhları. Böyle yeni karakter geldiğinde bayağı topluca bir açalım istiyorum. Şimdi dur. Şuna bir geçeyim ben. Bununla bu öldü, yani öldürtmeyi, o Türkçe akıyor. Öldürtmeye yönelik oynayacağım bunu. Artı şu animasyon var, onu göstermeye çalışacağım. Öldü mü? Bakayım, yok ölmez buna. Aynen. 192 üstü vursaydı bir animasyon daha gerçekleştirirdi ama. Kafa atışı bile çok güzel ya. Şu an bu arada Sub-Zero ile Raiden gözümde çok değerlendi hani. Diyordum ya en sevdiğim karakter Mortal Kombat 11 Raiden diye. Sub-Zero'yla kapışıyorlar şu an abi. Gerçekten çok iyi yapmışlar çünkü Sub-Zero'yu. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum ben. Bak o animasyonu gördünüz değil mi az önceki? Çok güzel değil mi? Bence bayağı iyi abi. Bayağı bayağı iyi hem de ya. Kaç defa stunlıyoruz bakar mısın abi? Adam şu an tertemden çıkamıyor. Bir daha mı stun? Al. Çıkamıyor ki, tertemden çıkamıyor adam, bana vur. Nasıl vuracak ki? Bak
Görüyorsun değil mi? 6000 şeyle 8000 canlı karakterle ne yapıyoruz abi? Terörist dedik lan. Öldür bakayım bir. Bakayım ne olacak. Aha! Vallahi çalışıyor. Grandmaster Sub-Zero'yu burada çalıştırmışlar. Oğlum bayağı iyisiniz. Şimdi ekstra bir şey vermiş, bir saniye. Bu ne? Power. Oo, bir de güç kazanıyoruz. Çok iyi. O da iyiymiş. Ha yok, bir dakika. O ikinci yetenekten geliyor olabilir ama emin değilim. Bilemedim şu an. Oğlum tek başına bu karakterle yendim ben karşı takım. Yuh lan. Yuh ya. Harbiden. İlginç. Bir de kaç defa kurtarıyor onu da merak ediyorum. Bir saniye deneyeceğim onu. Bu neyin esnemesiydi ya? Ayı gibi esnedim valla. Ulan anlamadım. İyi de uyumuştum ha. Niye öyle oldu? Neyse. İlginç. Oy, hadi bakalım. Hadi kardeşim. Evet. Hı. Tamam aynen. En iyi sensin. En haklı sensin. Oyun. En güzel oyun sensin. Hadi. Heh, çok şükür girebildik. Bu arada şu an biliyorsunuz reklam verilen birçok oyun var. Yani bir oyunun reklamı çok fazla veriliyor. Marvel'ın bir tane oyunuydu galiba. Ona bir bakmayı düşünüyorum. Hani bu kadar reklam veriliyorsa muhtemelen çok oynanacak bir oyun. Hani bayağı yaymaya çalışıyorlar şu an. Bir deneyesim var. Bilmiyorum, emin değilim. Ama bakacağız yani. Şöyle bir gel bakayım yavrucuğum. Şimdi şöyle. Beni öldürmen lazım ama senin. Şinok. Şunu bir öldürsene yavrucuğum ya. Aferin. Hadi biraz vurdum sana bak. Bana vurman lazım şu an. At yeteneğini. At. Yeteneğini at. Oğlum at lan. Ya hadi, ne mal karaktersin. Elini tersiyle vuruyor sadece ya. Hadi. Öldürün biriniz abi. Ölmedim. Çok iyi. Hadi. Oğlum hadi bir öldürün, bir şeyler yapın da şu kaç defa ha, bir bak, birinci kez ölümden kurtulduk. Şimdi buna geçeceğim. Bakalım bundan kurtulabilecek miyiz? Ya yani bunu kurtarabilecek mi ölümden? Bir maç içinde kaç defa kurtarıyor? Göreceğiz onu da. At yeteneğini at. Lan burn efekt dedi. Hay ben senin ya. Fire efektine şimdi. Heh. At bakayım. Öldüremedik ya. Ne ölmedik lan? Evet, vur. Aha vallahi kurtarıyor. Vallahi kurtarıyor abi, çok iyi. İnanılmaz iyi abi. Yalnız şunu da atsam ya gider. Heh. Çünkü ölüme doğru gidiyoruz, ölmeyelim. İki kere kurtarabiliyor abi. Bu çok aşırı hoş olmuş. Şöyle ki 40 46 mı vurduk? Ne kadar vurduk ona ya? Bir saniye. Lan 84'te kaldık, iyi mi ya? Neyse. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel. İki kere ölümden kurtarmak bayağı iyi. %25, %30 canlarla falan başlıyor galiba bir de. Hani o da bayağı iyi. Yüksek candan da başlatıyor. Yani normalde bir canda da bırakabilir sizi. Çok iyi oğlum. Gerçekten çok. Bir de şimdi şeyi düşünün. Ölümsüz yapan kalkanınız var. Aynı zamanda. Ne bileyim yani. Bir de o olsa. Bone Shield olsa ölümden bir kere kurtuldunuz Bone Shield'da. İkinci de o ölümsüz yapan Revenant kalkanıyla kurtuldunuz. Üçüncü bu Ice çalıştı. Ice Destroy'du galiba, hatırlamıyorum. Buz kalkanı. Ice Shield diyeyim direkt. O çalıştı. Geberdim ben de. 3 kere ölümden kurtuluyorsunuz. Bunu her bir karakterde 3 kere kurtarsanız tamam, zaten daha hani toplamda 8 kere kurtuluyor işte Sub-Zero kendini uygulayamadığı için. Yeter. 8 kere ölümden kurtuldun zaten. Ne uzattım burayı da ya. Neyse bayağı iyi yani, anlayacağınız. Çok güzel abi. Hemen devam edelim. Deborah. Bu çok kritik, çok vuruyor bu karakter ya. Bayağı çok vuruyor. Yani öldürücü vuruş çok fazla. Şöyle bir Jim 23 Bo kardeşime tokat atalım şöyle bir. Oh güzel. O giriş ne lan? Güzel. Şimdi şunu atsam sana yavrucuğum. Güzel, 48'e. Ah lan yine 84 vurduk ya. O neden yeri düştü, kalkmadı. Şimdi şey çalışıyor değil mi? Nerede o? Ha, Saipan. Saipan değildi. Saipan'dır muhtemelen. Şöyle ki bunu atsam öldürebilirim galiba seni. Hop. 44 az vurduk ama. Lan hadi. 89. Ah be. Güzel. 4300'dan çok güzel vuruyor bu karakter çıkarken ya. Şunu atayım. Şöyle bir 95. Güzel hasar. O da güzel. Şöyle bunu da attım mı? Güzel. Takım rahat rahat yeniyor abi. Gerçekten rahat rahat yeniyor. Hani bayağı iyi.
Deli güçlü takım ya. Gerçekten iyi takım. Sub-Zero'yu başa katsam mı ya? Gerçi bir şey değişiyor mu ki? 5. savaştayız. Karşı takım. Yani öyle çok bir güçlü değil herhalde. Silver hani. Bir de birbirini tetikleyen Silver olmadığı için bir sıkıntı çıkarmayacak. Hava baya karardı şu an. Karardan kastım. Çöktü yani. Normalde güneşliydi. Çöktü çöktü şu an baya çöktü. Yağmur çok şiddetli geliyor galiba. Evet, Adana bugün mesela şey hani ortalama sıcaklıkta. Dün cehennem gibiyken bugün ortalama sıcaklığa iniyor. Yarın muhtemelen soğuyacak tekrardan. Evet, Mayıs'ın ortasında gene başlıyoruz. Soğuk olsun abi, soğuk daha iyi. Sıcağı seven de ne bileyim yani. Sıcağı seven var mı gerçekten ya? Böyle çok soğuk yerde yaşayan sürekli soğuk yerde yaşayan insanlar seviyordur da. Sıcak gerçekten çok pis abi ya. İğrenç yani. Şimdi kardeşim sende Power Drain var. O yüzden sen beni şey yapıyorsun, tedirgin ediyorsun. Noob kardeşim. İsmin de Noob'muş bak. Şu üçüncü tenini bir de atmak istiyorum. Ama ölmezse tabii. Ölmezseler atacağım. Ölürseler yapacak bir şey yok. Freeze efektimiz de çalıştı. Güzel. Şunu bir... Hadi lan atacağız gibi. Vallahi atacağız gibi. Senin Power Drain'in yok değil mi? Yok diye biliyorum. Attık mı? Attık abi, hadi bakalım. Ah. Oh. Oğlum çok iyi değil mi ya? Oh. Şuna baksana ya. Abi yapmışlar. Vallahi yapmış. Oha çok fazla vurdu. Freeze efektimiz çalıştı. Sıkıntı yok. Rahat rahat kazandık burayı da. Baya baya iyi bence ya. Çok iyi yani. Hoş. Harbiden hoş. Aynen bak, baya daha da şu an karardı hava. İlginç çöküyor. Ama zaten şeyin duruşu bile yeterli hani. Şu Sub-Zero'nun duruşu oğlum yani inanılmaz iyi duruyor ki. Baksana abi. Şunlara bak ya. Aşırı güzeller. Sub-Zero özellikle çok iyi yapılmış abi. Arkası o mavi var ya. Mavi çok özenle yapmışlar. Bak diğer sağdaki karakterlere bakın. Şey böyle direkt simsiyah yani, siyah siyah siyah. Bu Mortal Kombat 11 Teammate'lerde özel animasyon gibi bir şey var hani. Çok hoş olmuş. Bir de şeyi yapsalar aslında. Arkadaki efekt 3D olsa hani böyle çarpsa, hareket etse arkadan. Of of. LoL oynayanlar bilir, bu Ezreal'la falan yapıyorlardı bir ara işte Lux'a. Özel kostümleri vardı onların. Neydi o ya? Elementalist Lux'ta galiba vardı. Arkada hareket ediyor böyle, 3D yapmışlar. Onun gibi olsa mesela oyun içerisinde. Gerçi şimdi telefonu zorlar mı bilmiyorum. Çok fazla zorlayacağını da sanmıyorum. Hani animasyonu açıp kapatırsın, ona göre değişir tabi. Açmak isteyen açsın, kapatmak isteyen kapatsın da. Gerçi ben neyden bahsediyorum ya? Oyundaki küçük bug'ları düzeltmediler ki şu onu yapsınlar değil mi? Nerede? Ama gene de çok şey çıkartıyorlar şimdi. Bir şey diyemem yani. Yenilikçi bir oyun. Çünkü şu yaptığı Sub-Zero mesela sadece animasyonu bile çok zor. Gerçekten onu yapmak eminim çok zordur. Baksana şu sayacı hazırlamak, teker teker buz efektlerini katmak. Zor oğlum ya. Bir karakter çıkartıyorsun. İşte oyunda 150 tane karakter varsa hepsiyle etkileşime giriyor. Ayrı ayrı. Hani o da bir sıkıntı tabii. Şunu atayım ben sana. Şöyle, aa çok kötü attım onu. 81 kötü vurduk bak. O ne lan, eline değnekle gelmişsin. Çoban mısın? Çoban gibi almışsın eline şeyi. Çobanları aşağılamıyorum bu arada, yanlış anlamayın. Eline değnekle gelmiş. Mortal Kombat'ın bir raid'i nasıl ataşıyor? Şu tipe baksana hani. Gel bakayım. 94. Gayet de temiz vurduk. Ne oldu? Niye boşa gitti o? İlginç. Güzel. Güzel. Gerçekten güzel. 7. savaş. Çok iyi abi. Liu Kang. Abi Liu Kang güçlü bak işte. Bunu sevmiyorum yani. Çünkü bir de en başa katmış. Şimdi o canımı çok yakacak benim. Muhtemelen. O başlangıç saldırısı çok fazla vuruyor ya. Bir combo yapıyor böyle. Sesime ne oldu lan? Gene kaçıyor kıçıma. Evet moruk. Girecek misin artık? İnşallah gireceksin. Yo buçuk olmamış. Güzel tamam, video buçuğa kadar sürmemiş. O da iyi abi. O da iyi benim için. Lan baya baya, bir dakika. Yağmur mu yağıyor ya? Aa galiba yağmur yağıyor abi. Kulaklığı bir çıkardım şöyle de. İlginç. Neyse. Şimdi. O bak işte bunu diyorum. Anlatabildim mi size? Hani demiştim ya.
Moruklar Liu Kang'in başta ve güçlü olması sıkıntı diye. Aha bak ne yaptı, gördün mü? Beğendin mi yaptığını ha? Gel bakayım. Seni bir tokat manyağı yapalım da şöyle. Öldürmeyin abicim, durun bir. Oha hayvan gibi vuruyor bizimki ya. Scorpion var ya, fena. 91 güzel, atacak animasyonu. Aynen. Ekstra bir animasyon daha. Şöyle bakın, oradaki bloğu gördünüz mü? Nasıl blok atıyorum ama seri seri. Yalnız öldüm mü? Ha, ölümden kurtuldum. Oğlum bayağı iyi lan. Hani ölme ihtimaliniz kalmıyor bu takımla herhalde. Çok fazla kez kurtulabilirsiniz. 43 84 lan, hep 84 attık bu elde ya. Bu oyunda. Bu maçta işte, her neyse söyleyemedim 152'de. Güzel abi. Gerçekten güzel. Çok beğendim. Mortal Kombat 11 Team olmuş. Harbiden olmuş. Varsa sabaha kadar yapın. Çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet dostlar, bu arada Sub-Zero Tribok challenge'ımız gelmiş. Onu bugün vermedim çünkü bugün Mortal Kombat 11 Team, yani Mortal Kombat 11 Sub-Zero ile ilgili her şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla günde bir video attığım için 3-4 video atmayı ben de isterim de, zaman aşırı fazla zamanım yok. Yetiştiği kadar yapmaya çalışıyorum size. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Hoşunuza gittiyse bir beğeni atarsanız çok güzel olur, çok iyi olur benim için. Bu şekilde videodan devam gelecek. Kendinize iyi bakın. Aa lan dur kodu ver. Bir dakika. Böyle kodu vermedik. Bak bura bitti sanıp şu an kapatanlar var biliyorum. Bakalım şey yapacaklar mı? Kodumuz 226 olsun. Hadi bakalım, kapattım. Neyse böyle mal gibi kapatmayalım. Tekrardan o zaman şey yapayım. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde videonun devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Bu nasıl çıkış? Amık diyorsunuz biliyorum.